içinde bulunduğumuz saha özellikle 2008, 2009, 2010 ve 2012'ye kadar olan süre içinde değerli dostumuz, bu bölgeyi bilim dünyasına her yönüyle tanıtan Annelise Peşlov tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ve bugün gerek bakanlığımıza sunduğu raporlarla da gayet iyi betimlenmiş olaraktan, hem bir taraftan Çöller Hasarı'nın olduğu yeri merkez kabul edersek, etrafında çok ciddi boyalı kaya resimleri, Roma dönemine tarihlenen pek çok kutsal alan, antik dönemlerin izlerini taşıyan, hatta Orta Çağ'a kadar gelen pek çok sit ögesinin, arkeolojik değerin var olduğunu, bunları her türlü arkeolojik yöntemle belirleyerekten, raporlarına ve haritalarına işleyerekten ilgili bakanlık birimlerimize ilettiğini ben yakinen biliyorum. Ve o süreçlerde bizzat Annelise ile birlikte gerek bu bölgeye, gerek Latmos'un, Beşparmak Dağları'nın bu yüzüne ve de gerekse göle inen arka yüzüne hemen hemen her noktasına giderekten, haritada numaralandırmış olaraktan tüm buluntu yerlerinin tekrar gözden geçirilmesini ve yenilerin eklenmesi çalışması sırasında bizzat yanında bulunan bir kişi olaraktan bugün hayretimi gizleyemiyorum. Şu anda UNESCO'nun tüm kriterlerini yerine getirmiş bir dünya mirası, her yönüyle benzersiz bir evrensel değere bir iş makinesi sokulmuş ve o iş makinesi bir yol düzletmesi gerekçesiyle başladığı operasyonu tamamen bir tarihi, arkeolojik ve bir milli parkı, bir doğal ve tarihi siti yok edecek bir operasyonun içine girmiş vaziyette. Tümüyle yasa dışı bir durumda karşı karşıyayız. Tümüyle tarihi yok eden bir girişimle karşı karşıyayız. Buna neden olanların acilen hukuk önüne çıkartılması ve gerek ulusal gerekse uluslararası ilgili anlaşmalarda taraf olduğumuz koruma mevzuatının gerekleri uygulanaraktan bundan sonra bu tip faciaların yaşanmasının önünün alınması gerektiğini de ilgili yetkililerden bekleyerekten, Latmos'tan bu haberleri yüreğimiz acıyaraktan sizlere duyurmak istiyorum.